derdim o benim değil yalanla. Ama hı, görüntü sosyal medyada çok önemli bir hikaye artık. Bundan sonra her görüntünün %0'dır, %2'dir, %5'dir etkisi var artık bundan sonra. Yani tıpkı bu seccade meselesinde. Evet. Yani o seccade meselesi de. Çok acayip bir şey yani. Fotoğraf karesi çok acayip yani. Ya çok acayip, ben de katılıyorum. Yani bir, Kemal Bey'in Canan Hanım'la o iki bayanla birlikte orada o odada böyle bir poz vermeleri bir. İki, yerde iki tane seccade var. Yani bak orada bir tane sağda var, bir de solda. O tam Kemal Bey'in ayağının altında. Bir, şimdi orada bir ofis, birisinin ofisi. Hı. O ofiste iki seccade yerde ne yazıyor, ne gezer? Ben onu ne anlamadım. Arar? Ne alaka? Zaten altında halı var çünkü. Yani. Tabii halı var dediğim gibi. Hayır, bu Arap geleneklerinde olur. Arap geleneklerinde halı yapılır, üstüne başka bir halı konulur. Ama seccade değil. Dolayısıyla orada iki kişi mi namaz kıldı Kemal Bey'den önce? Esas şey, yani bir daha da sempatik olmayan tarafı, yani bu fotoğrafı servis eden CHP basın ofisi, basın birimi neyse. Yani bunu niye, sen görmüyor musun orada? Olur mu can, tarayacaksın bir her şeyi. Bir tuhaf tabii bu yani. Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanının kravatına bile bakmak zorundasın. Yani bu böyledir, biliyorsun Amerikan propaganda sistemlerinde nelere dikkat edilir. Bu, böyle olması gerekir. Şimdi bunu bir tarafa bırak. Ben bu fotoğraftan sonra en azından 20-30 internet sitesine girdim ve şunu sorguladım. Arap sitelerine girdim tabii. Ya seccade günah mıdır değil midir? Üstüne basılır mı basılmaz mı? Hiçbirinde öyle bir şey yok. Yok öyle bir seccade şey. Seccade kutsal değildir. Seccade üstüne basılır, seccade üstüne oturulur, seccade üstünde gezilir. Yani bu El-Ezher'den tuttur da en önemli din adamlarının söylediği yeter. Çocukken babaannem benim namaz kılardı, biz de dolanırdık üzerinde. Hayır, yeter ki ayakları öğretirler böyle bir şey olsa. Türkiye'de de, Arapları bilmiyorum da, Türkiye'de de olsa çocukluktan itibaren hepimizin bir şekilde anneannesi, babaannesi. Yok, dinsel anlamda yok söylüyorum ben. Şeyi vazgeçtik, Arap Türk. Dini olarak. Dini anlamda. Ben çünkü dini olarak sorguluyorum. Okay, tamam. Yani hatta şöyle bir soru, yani ben bu soruyu sorarken başkası da şu soruyu soruyor. Seccadede Kabe görüntüsü, bazılarında var ya Kabe görüntüsü olur. Kabe görüntüsü varsa üzerinde oturulur mu? Ya da işte ayaklarıyla durabilir misin? Ayakkabıyla ya da ayakkabısız gibi sorular sormuşlar. Şimdi orada da diyor ki, ya kardeşim zaten sen ayakkabınla Kabe'ye giriyorsun diyor. Yani Kabe'nin kendisine giriyorsun. Kabe'yi, Mekke'yi, Kabe'nin etrafında dolaşıyorsun ayakkabınla. Ayakkabınla. Dolayısıyla yani sonuçta bu bir seccade. Yani adı üzerinde seccade, secde etmektir. Yani namaz kılarken secde etmektir üzerinde. Böyle bir tartışma varken AKP'nin tabii böyle bir zaafı kullanarak tantana çıkarması ve ne yazık ki yani CHP'de ve Millet İttifakı'nda birisi çıkıp da demiyor, ya kardeşim bu tartışmayı niye yapıyorsun? Gel soralım, El-Ezher'e soralım. Mesela değil mi? Aynen. Yani ben gidip sorguluyorsam El-Ezher'e giriyorum, soruyorum. El-Ezher'in fetva dairesi var. Yüzlerce soru gelir her gün. Ben de sordum, lan dedim böyle böyle var mı lan böyle bir şey? Yok diyor. Yani kutsallığı yok, bir şeysi yok. Ayakkabınla girebilirsin, oturabilirsin, gezebilirsin. Yani daha ne? Ama burada tabii dediğim gibi böyle bir yanlışlığı kim yaptıysa, nasıl yaptıysa umarım orada bir kasıt yoktur. Birileri aslında Kemal Bey için değil de. Var tabii iddialar var şey, yani, komplo kurulduğu gibi işte, ama tamam işte onu diyorum. Yani Kemal Bey kesinlikle öyle bir şey düşünemez. İnsan olarak tanıdığımız için söylüyoruz. Yani sonuçta dediğim gibi iktidarın böyle küçük küçük hikayeleri bundan sonraki süreçte sık bir şekilde kullanacağını bilmesi gerekiyor. Kemal Bey, CHP, diğer Millet İttifakı'nın partileri, al işte Meral Hanım'a Erdoğan'ın yaptıkları, söyledikleri daha doğrusu. Ertesi günde çıkıyor birisi, gidiyor İyi Partisi'ni ateş ediyor. Evet. Vay efendim işte inşaattan ateş etti de, ya inşaat binasıyla İyi Parti binası arasında 800 metre yol var ya. Yani oradan kurşunun gidip de ta şeye kadar gitmesi mümkün değil. Ama yani o detay başka bir detay sonuçta yani. Evet. Erdoğan da hemen tabii fırsatı kaçırmayıp kürsüde seccadeyle. Ya gayet normal. Tabii. Bilmiyorum, seçim stratejilerine hakikaten bakmak gerekiyor. Bunlar nedense kamuoyunu etkiliyor çok yani. Normal insanlar. Yani burada şimdi bu kadar yoksulluk varken, ortada et fiyatları almış başını gitmişken, uçmuşken,
Karpuzun bir dilimi 51 lira. Böyle bir dilim. Eskiden dala geçilirdi ya. Evet. Avrupalılar dilimle satılıyor. Dilimle alıyor. Taneyle, böyle taneyle satılır işte. İki tane incir, bir elma falan gibi laflar edilirdi ya. Bunlar fakir bunlar. Avrupalılar fakir. Şimdi artık bize de burada bize iki tane erik. Evet. İşte almamaz bir, üç tane üç tane domates, iki tane gibi artık o şeye geldi ne yazık ki bu ülke. Evet, çok korkunç. Et fiyatları gerçekten korkunç. Ekonomi zaten çok korkunç. Yani hiç kaçar bir yanı yok. Bilmiyorum seccadeler falan bu işleri ne kadar insanların hissettiği büyük. İstanbul'da %73 veriyor. Resmi rakama göre 73. Sandığa giderken vatandaş yediğiyle, içtiğiyle, hayatıyla ilgilenmeyip de seccade üzerinden düşünecek diye bir bence seccade durum var tabii yani. Maalesef öyle bir şey getirildi memleket. Bu malzeme, yani seccade malzemesi bence iktidara, yani Erdoğan'a, AKP'ye ve ittifaka oy verenleri tutmaya yöneliktir. Okay. Yani hani kafasında bir takım soru işaretleri, işte demin dediğim gibi senin pahalılıktan, ekonomik zorluklardan bıktık ulan bu artık şey, bu iktidardan gidelim, atıyorum Ali Babacan'a oy vereceğim diyen varsa hani onu tutmaya yöneliktir. Hmm. Ulan nereye gidiyorsun, bak bunlar seccadeye bastılar falan demeyi hedefleyen bir algı operasyonudur gibi görünüyor. Ama bir de şöyle bir zafiyet çıkıyor. Bundan sonra bu 40 gün içerisinde işte aşağı yukarı nasıl bir şey yürüteceklerini birincisi gösteriyor. Net. Yani ne bulursa oradan net, kesinlikle yürütecek deniliyor. Bu bir şekilde bir çaresizliğin ifadesi olarak da görülebilir. Işte aynen, katılıyorum. Bana sorarsan bir de hatırlarsan bu ilk daha kampanya falan hiçbir şey başlamamış etmemişken Abdülkadir Selvi yazdı galiba. Yapıcı söylem, işte efendim deprem, çok yapıcı, inşa yapalım. Acayip yapıcı. Acayip dur yapıcı. Daha yeni başladı. Sen de yani hani dur daha dakika bir gol. Ben kesinlikle. Kim bilir ne haller alacak diye. Kesinlikle. Yani buradan yola çıkarak, seccade vakasından yola çıkarak CHP'nin bu bütün kamuoyu şeylerini yöneten insanların iyi düşünmesinde fayda var. Yani olup bitenlere dair hakikaten bunun ipucunu bir şekilde veriyor bu seccade olayı. Ya da dikkatli olması gerekiyor. Evet, CHP'nin ve diğer partilerin, daha doğrusu muhalif. Yani Kemal Bey tabii hemen özür dilemiş. Hakikaten senin dediğin gibi yani hani gayet insani bir şey, bu dinen de değil de denebilir mi?